Evet arkadaşlar, maça iyi hazırlandık. Derbi maçı. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız goller var, gol pozisyonlarımız var. Şansımız da yanımızda değildi. Kaleci de çok, Ersin de çok iyi, bugün iyi günündeydi. 25. dakika Vedat'ın pozisyonu var. Yani kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ama kırmızı kart gördü. 65 dakika uzatmalarla beraber 70 dakika eksik oynadık. İlk devre şunu söyleyebilirim. Eksik oynamamıza rağmen gol pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız gol pozisyonları var. İlk devre gayet iyiydi. İkinci devreye de iyi başladık. Eksik olmamıza rağmen. Gerçekten oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. Fakat çok basit goller yiyoruz. İlk golü yediğimizde zaten oyundan düşüyoruz. Gol atma şansımız da Vedat olmadığı için, önde çoğalamadığımız için problemliydi. İlk golü yedik. Ondan sonra ikinciye yine bir bireysel hatadan eksik kaldığımız için, aslında konuşmuştuk maçtan önce de Gökhan'ın bu pozisyonlarda ön direğe gidip gol attığını. Sonuçta mağlup olduk. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Soru var mı? Ya tabii bugün Dünya Fenerbahçeliler günü. Onlara çok güzel bir hediye vermek isterdik. Ama takım elinden geleni yaptı. 11-11 olsaydı bu maç bugün farklı biterdi. Beşiktaş'ın iki tane pozisyonu var maç boyunca. Bizim 10 kişi olmamıza rağmen iyi mücadele ettiler. Bazen kalite gerekiyor. Yani son vuruşlarda o kaliteyi gösteremedik. Onun için mağlup olduk. Ya Altay çok iyi bir kaleci. Ama bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor kalecilerin. Yani Altay bizi kurtardığı maçlar da var. Ersin'in de formsuz zamanları oluyor. Ama bugün çok formdaydı. Onu tebrik ederim. Çok iyi oynadı. Altay ilk golde hata yaptı. Ama yani her futbolcu hata yapabiliyor. Yani genç bir kaleci. Türkiye için, milli takım için gelecekte umut vaat eden bir kaleci. İnşallah daha iyi yerlerde olur ama bu tür hatalar oluyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Var mı bir şey? Teşekkürler.